Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çap fasiküllerinin, TYT fasiküllerinin hareket kısmına geçiş yapıyoruz. Konu işleyiş tarzımız belli arkadaşlar. Sonuçta bu hareket fasikülündeki bütün konu anlatımlarını, testlerini, pekiştirmeleri, test sonundaki acemi, amatör, uzman, şampiyon bütün testleri ne yapacağız? Çözeceğiz. Şimdi yapacağımız olay ne? Arkadaşlar bizim de konu anlatım kısmını dinleyeceksiniz. Daha sonra pekiştirme testlerini ne yapacağız? Çözeceğiz. Pekiştirme testlerini ilk etapta kendiniz çözmeye çalışın. Baktığınız çok zorlanıyorsunuz. Videolarda ne yapabilirsiniz? Devam edebilirsiniz. Diğer testlerde de yine aynı mantığı kullanacaksınız. İlk etapta kendiniz bir deneyin. Sonuçta bu fasiküller elinizde olacak. Sonuçta çap fasiküllerini alırsınız buradan takip etmek için. Oradan çözersiniz. Çözemediğiniz sorularda açarsınız. Videodan yardım alırız. Konu anlatım kısımlarını dinlerseniz de seviniriz. Evet arkadaşlar, şimdi hareket konusuna başlıyoruz. Şimdi hareket dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bir cismin bir noktadan başka bir noktaya gitme sürecine hareket diyoruz. Yani seçilen bir referans noktasına göre cismin konumu zamanla değişiyorsa bu cisim ne yapıyor diyoruz? Hareket ediyor. Yani sen cismin hareket ettiğini nasıl anlarsın? Kendine bir referans noktası seçersin. Burası senin referans noktandır. Bakarsın bir cismin konumu, yani şurada bir cisim olsun. Senin buraya olan uzaklığın konumu zamanla değişiyorsa sen ne yapıyorsundur? Hareket ediyorsun demektir. Dolayısıyla hareketini anlamak için mutlaka ne yapmak lazım arkadaşlar? Seçilen bir referans noktası olması lazım. O yüzden hareket nasıl bir kavramdır? Göreceli bir kavramdır arkadaşlar. Yani seçtiğimiz referans noktasına göre hareket ne yapabilir? Değişebilir. Yani hareket eden bir otobüsün içinde olduğunuzu düşünün. Sen otobüsün içindeysen ve otobüsün içinde bir sürü kişiler varsa, referans noktası sen otobüsün içindeki bir nokta seçiyorsan ve sen orada olduğun yerde oturuyorsan sen oraya göre hareket etmiyorsun demektir. Ama sen referans noktasını otobüsün dışındaki yol kenarındaki bir ağaç olarak seçersen oraya göre ne yapmış oluyorsun? Hareket etmiş oluyorsun. Dolayısıyla hareket göreceli. Yani seçilen referans noktasına göre ne yapabilir? Hareket değişebilir. Peki kaç tane hareket çeşidimiz var arkadaşlar? Öteleme, dönme ve titreşim olmak üzere ne var? 3 tane hareket çeşidimiz vardır. Peki öteleme hareketi nedir? Bir cismin bir yerden başka bir yere belli bir doğrultuda ve yönde yaptığı işte kayma hareketine öteleme hareketi denir. Düz yolda hareketin otomobilin yaptığı hareket nedir? Öteleme hareketidir. Veya işte belli bir yüksekten bırakılan taşın aşağı doğru düşerken yaptığı hareket ne olacaktır? Bir öteleme hareketi olacaktır. Veya işte düz bir yol boyunca bir aracın hızlanarak yapmış olduğu hareket ne olacaktır? Öteleme hareketi olmuş olacaktır. Dönme hareket dediğimiz ikinci hareket türümüz nedir? Bir cisim sabit bir nokta etrafında öteleme hareketi yaparak hareket etmesidir. Yani işte ne yapmasıdır? Belli bir nokta etrafında dönmesidir adı üzerinde. Yani dönme hareketi yapıyor. İşte Luna Park'taki işte dönme dolaplar olabilir. İşte belli bir eksen etrafında dönen dişliler, pervaneler ne yapabilir? Olabilir. Musluğu açıp kapama hareketi ne olacaktır? Dönme hareketine örnek verebiliriz. Titreşim de nedir arkadaşlar? Belli bir zamanda iki nokta arasında gidip gelme hareketine ne diyoruz? Titreşim diyoruz. Ha bunun uzun süreli olanına ne diyoruz? Salınım diyoruz. Kısa süreli ve genliği daha küçük olan mesafelerde ne diyoruz? Titreşim diyoruz. Ama sonuçta hepsi nedir? Hepsi bir titreşimdir arkadaşlar. İşte salınacağın sallanması, işte gitar telinde vurduğu zaman o telin belli bir aralıkta gidip gelmesi. Bunların hepsi nedir? Titreşim hareketidir. Bir cismin hareketini izlettiği yola ne diyoruz arkadaşlar? Yörünge diyoruz. Yani izleme sırasında hareket ettiği o şeye ne diyeceğiz? Yörüngeler diyeceğiz. Ve arkadaşlar cisim bu öteleme, dönme ve titreşimi ne yapabilir? Sadece bir tanesini yapabilir. İkisini beraber hatta üçünü beraber yani hem dönüp hem öteleyebilir. Hem titreşim hareketi yapar aynı zamanda ne yapabilir? Öteleme hareketini ne yapabilir? Yapabilir. Peki gelelim alınan yol. Şimdi bir cismin hareketi sırasında izlediği yörüngenin uzunluğuna yol denir. Yol nasıl bir büyüklüktür? Burada dikkat edeceğiniz olay yol skaler bir büyüklüktür. Skaler ile vektör arasındaki fark nedir? Skaler yönsüz olan büyüklüklerdir. Yani sen alınan yola baktığın zaman ne yaparsın? Yönüne bakmazsın. Gittiğin bütün yolların toplamıdır. Ve SI birim sistemine yani uluslararası birim sistemine göre yolun birimi nedir? Yolun birimi metredir arkadaşlar ve skalerdir. Konum dediğimiz zaten şu üzerindeki kazıktan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta üzerinde vektör işareti, kazık işareti varsa bu vektörel bir büyüklük olduğunu gösterir. Konum vektörel bir büyüklüktür. Herhangi bir hareketin bir anda referans noktasına göre bulunduğu yere onun konumu diyoruz. Yani sen konumu belirlerken ne yapıyorsun? Bir referans noktası seçiyorsun. O referans noktasına göre bulunduğu yeri gösteriyorsun. Yani O noktası benim referans noktasımda, cisim buradaysa ne olacaktır? Bizim konumumuz şu olacaktır. Ama ben referans noktasını O noktası değil de şöyle bir A noktası seçersem o zaman cismin konumu ne olacaktır? Cismin konumu bu olacaktır. İşte ben referans noktasını B gibi bir nokta seçersem o zaman cismin konumu ne olacaktır? Bu olacaktır. Yani referans noktasından cismin bulunduğu yere çizilen ok gibi düşünebilirsiniz. Referans noktası cismin bulunduğu noktaya çizilen yönlü uzaklıktır. Konumu işte birimi nedir? Metredir ve x olarak gösterir ama üzerinde kazığı vardır. Mesela alınan yolda x'tir, konum da x'tir ama işte alınan yol skaler olduğu için üzerine vektör işareti koymasın. Ama konum vektörel olduğu için üzerine ne yapacağız? Ok işaretini, vektör işaretini koyacağız. Doğrusal yol metre cinsinden bölmektir. P noktasında bulunan bir cismin, P
noktasında bulunan cismin konumu ile ilgili. Şimdi cismin konumu neresi? İşte neresi olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Niye? Referans noktasını belirtmesi lazım. Şuraya göre konumu nedir demesi lazım. Mesela cismin M'ye göre konumu. Yani referans noktasını M seç diyor. O zaman referans noktası M ise M'ye göre konumu ne olacaktır? M'nin ne tarafında arkadaşlar? Artı tarafında ve M'den ne kadar uzaklıkta? 10, 20, 30 metre uzaklıkta. M'ye göre konumu nedir arkadaşlar? Artı 30 metredir. Yani yanlış. Cismin K'ya göre konumu, yani referans noktası olarak ne yapıyor? K'yı seç diyor. O zaman sen referans noktası olarak K'yı seçersen o zaman senin konum vektörün ne olacak? Konum vektörün şu çizdiğimiz vektör olacak. Dolayısıyla ne olacaktır? Artı yöne doğru olacaktır. 10, 20, 30, 40, 50 metre uzanında olduğu için artı 50 metre diyeceğiz. Evet. M noktasına geldiğinde L'ye göre. Cismi ne yaptık? Cisim M noktasına geldi arkadaşlar. Yürüdü, yer değiştirdi. Cismimiz artık M noktasına geldiğinde. L'ye göre konumu. Kime göre? L'ye göre. Yani L noktasından o zaman bulunduğu yere çizdiğiniz vektör. Artı yöne doğru ne kadar arkadaşlar? 10 metredir. Eksi 10'dur demiş. Hayır, eksi 10 değildir. Artı 10 metredir. Cevabımız yalnız 2 Bursa olacaktır. Bir cismin konumu seçilen referans noktasına göredir. Yani bir yerde bulunmakta olan kişinin konumu farklı referans noktasına göre nedir? Farklı söylenebilir. Yani ben neredeyim? İşte ben şu anda buradayım. Ama kime göre işte? Konumum neye göre? İşte A için A noktasına göre farklı bir konumum vardır. B noktasına göre farklı bir konumum vardır. Mesela şurada bulunan bir C noktası der ki benim işte sağ tarafımda. D noktası der ki hayır benim solumda. E noktası der ki hayır benim kuzeyimde gibi. Yani farklı referans noktasına göre konum vektörleri ne olur? Farklı olur. Eşit bölmeli düzlemin K noktasında bulunan İsmail L noktasına geliyor. K'daymış İsmail. Ne yapmış oradan? L noktasına gelmiş. Konum vektörü sadece O noktasına göre bulunur. Hayır arkadaşlar, konum vektörü illa seçilen referans noktasına göre değişir. Sen O noktasını referans seçersen konum vektörünü oraya göre bulursun. Ama şöyle bir A noktasını referans noktası seçersen o İsmail'in konum vektörü farklı olacaktır. Yani sadece bir noktaya göre konum vektörü belirlenmez. KL arasının O noktasına göre konum vektörleri K ve L noktası. Kime göre? O'ya göre. K'nın O'ya göre konum vektörü nedir? Budur. Yani şu değildir, ters yönlüdür. L'nin O'ya göre konum vektörü de budur. Yani konum vektörü çizilirken ne yapılır arkadaşlar? Referans noktasından cismin olduğu yere doğru çizilir. Okun yönü yanlış verilmiş. KL noktalarındayken O noktasına göre konum vektörleri eşittir. Şimdi K'ya ve L'ye göre, şimdi İsmail K'dayken ve İsmail L'deyken konum vektörleri bu mu? Evet, K'daki konum vektörü bu, L'deki konum vektörü bu. Bu iki vektör birbirine eşit mi? Hocam ikisinin uzunluğu kök 5 birim eşit. Ha, sadece vektörel büyüklüklerden bahsediyoruz. Vektörlerin eşit olabilmesi için ne olması lazım? Her şeyin tıpatıp aynı olması lazım. Yön, doğrultu, şiddet. Burada ne? Burada sadece şiddetler aynı. Yönler farklı, doğrultular farklı. O zaman bu da yanlış. Hangisi yanlış diyor? Hepsi yanlış. Cevabımız Edirne olacaktır. Birim kareye bölünmüş yatay düzlemde O, X, Y, Z noktalarına yerleşik şekildeki gibi verilmiş. X noktasında bulunan bir kişinin, X'teki bir kişinin O noktasına göre konumu A vektörü müdür? Hayır. O noktasına göre dediğine göre referans noktası O noktası seçtiği için O'dan X'e doğru çizeceğiz. Yani okun yönü ne yapıyor? Okun yönü X'den O'ya doğru değil, O'dan referans noktasından cismin bulunduğu yere doğru olacak. O yüzden bu ifade yanlış. Y noktasında bulunan bir kişinin O'ya göre konum vektörü. Y'de bulunan bir kişinin O'ya göre referans noktasını O seçtik. O zaman referans noktasından cismin bulunduğu yere doğru çizeceğiz. Yani bu B vektörü mü olacak? Evet, doğrudur. Z'nin O noktasına göre konumu C'dir. Z'nin kime göre? O noktasına göre. Yani referans noktası olarak O'yu seçmişiz. O'ya göre konum vektörü nedir? C'dir. Y noktasına göre bu Z'nin Y'ye göre konum vektörü de o zaman bu sefer referans noktasını Y seçtiğim için Y'den Z'ye doğru çizeceğimiz D vektörüdür. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 Denizli olacaktır. Yer değiştirme nedir arkadaşlar? Yer değiştirme bir hareketin ilk konudan son konuda doğru çizilen en kısa uzunluğa yer değiştirme diyoruz. En kısa doğrultuda parçası da biliyorsunuz bir doğru olacaktır. Yer değiştirme nasıl bir büyüklüktür? Vektörel. Mesela alınan yol skalerdir ama yer değiştirme nasıldır arkadaşlar? Vektöreldir. Onun için delta x ile gösteriyoruz. Üzerine de ne yapıyoruz? Üzerine de kazığı koyuyoruz. Şöyle farklı bir renkle boyayayım da gözüksün. Dolayısıyla arkadaşlar mesela alınan yolla yer değiştirme arasındaki ÖSYM'nin TYT'de özellikle sorduğu soru nedir? Alınan yolu skaler yer değiştirme vektörel olduğunu bilmeni istiyor. SI birim sistemi göre birimi nedir? Metredir. Aynı alınan yolla aynıdır. Yer değişme büyüklüğünü hesaplarken hareketlerin başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki uzaklık hesaplanır. Yer değişme alınan yoldan bağımsızdır. Yani şöyle diyor. Mesela A noktasından yola çıkan bir kişi buradan buraya geldi, buradan buraya geldi, buradan buraya geldi. Dolayısıyla aldığı yol diyorsa aldığı yol ne olacak? Bu gittiği yolların hepsinin toplamı olacak. Ama yer değiştirme diyorsa nerede başlamıştı? A'da başladı. Nerede bitti? B'den bitti. O zaman yer değiştirme ilk konumdan son konuma çizilen en kısa doğru parçası olan şu delta x dediğimiz yer değiştirme vektörü budur. V
Bekler olduğu için yön ve doğrusunu da belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca hareketlinin ilk konumu ve son konumu biliyorsan yer değiştirmeyi nereden bulabilirsin? Yer değiştirmeyi şuradan bulabilirsin. Son konumdan ilk konumu çıkararak ne yapabilirsin? Bunun yer değiştirmesini de hesaplayabilirsin. Örneğimize bakalım. N noktasından diyor harekete başlayan bir kişi K noktasına vardığında yer değiştirmesini ne yapmış? N'den gitmiş K'ya gelmiş. Ama bana neyi soruyor? Yer değiştirme. Yer değiştirme nasıldı? Vektörel. O zaman yer değiştirmeyi nasıl bulacağız? İlk konumdan son konuma çizilen en kısa mesafe. Yani bana şu çizginin uzunluğunu soruyor arkadaşlar. Bunun büyüklüğü ne kadardır diyor. E ne yap? Şurada bir özel üçgen oluştur. Burası 120 metre ise şu kenarın tamamı. Şurası da 70 metre ise 120'den 70 çıkarırsam o zaman şu uzunluğu 50 metre olarak bulur muyum? Bulurum. E şu mesafede zaten 120 metre midir? Evet. E şurası da 90 derece dik midir? Evet. O zaman bu özel üçgen 5, 12, 13 üçgeninden burası 50 ise burası 120 ise o zaman yer değiştirmemiz kaç çıkacak? 130 metre çıkacaktır. Cevabımız da Denizli olacaktır. Bir koşucu yarı çapı 4 metre olan O merkezi çember pistin A noktasına çekirdek yolu izleyerek B noktasına ilk kez ulaşmaktadır. Aldığı yol. Alınan yol nedir arkadaşlar? Alınan yol skalerdir ve gittiği şu yolun nedir? Hepsinin toplamıdır. Yani bana şu uzunluk lazım. Bu da ne olacak? Çemberin çevresinin 4'te 3 olacak. Peki çemberin çevresini nereden buluyoruz? Çevre formülü neydi arkadaşlar? 2 pi r'ydi. Pi 3 al demiş Allah razı olsun. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı da 4 metre verdiğim için 24 metre çıkacak. Bu çemberin tamamı. Ama bu ne yaptı onun? 4'te 3'ünü ancak gitti. O zaman bunun aldığı yol, bunu 3 bölü 4 ile çarparsak aldığı yolu hesaplamış oluruz. O da ne çıkar arkadaşlar? 18 metre çıkacaktır. Dolayısıyla aldığı yol 18 metre midir? Doğru. Yer değiştirme nedir? Yer değiştirme ise aldığı yoldan bağımsızdır. Vektöreldir arkadaşlar. Yer değiştirmeye ne bakarsın? İlk neredeydi? A'daydı. Son nerede? B'de. Yani yer değiştirmede araya ne yaptığı, ne gittiği önemli değildir. İlk konumu bir de son konuma bakacaksın. İlk konumla son konum arasındaki en kısa mesafe. Yani şu mesafe bizim yer değiştirmemiz olacak. Bunu da nasıl bulursun? Bunun yarıçapı kaç metreydi? 4 metreydi. Burası 4 metreydi. Şu dik üçgene bakarsan 4, 4. İkizkenar dik üçgen oldu. O zaman yer değiştirmesi ne olur? 4 kök 2 metre olur. O zaman 4 metre demiş. Hayır. Koşucu doğrusal bir yörünge izlemiştir. Hayır. İzlediği yol, yörünge neydi? Gittiği yolun şekliydi. Dolayısıyla burada doğrusal mı? Hayır. Bu neydi? Bu dairesel bir yörünge izliyor arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Hangisi doğru? Yalnız bir doğrudur. Alınan yolu ne yapamaz arkadaşlar? Negatif olamaz. Ancak yer değiştirme negatif olabilir. Çünkü yer değiştirmedeki ve negatiflik neyi ifade eder? Yönü ifade eder. Yani ben bir tarafa artı yön kabul ettiysem, diğer tarafa eksi yön kabul ettiysem, yer değiştirme vektörel olduğu için eksi yöne gittiyse orada negatif kullanılır. Ama alınan yol skalerdir. Skaler bir sayı olduğu için bu adamın aldığı yolu negatif çıkma şansı yok. Yani hiç hareket etmese sıfır olur. Ama negatif eksi 3 metre gitmediş diye bir şansı yok. Alınan yol skaler olduğu için negatif olamaz. A noktasından B noktasına ayrı ayrı 1, 2, 3 yollarıyla gitmiş. Ama yer değiştirme nedir? İlk konumla son konum hep aynı olduğu için arkadaşlar yer değiştirme vektörleri nedir? Hep aynıdır. Şu A'dan ne yapıyor? B'ye gidiyor. İlk konum aynı, son konum aynı olduğu için aldığı yoldan bağımsızdır yer değiştirme. Düz bir yolda bir doğru boyunca aynı yönde hareket ediyorsa yer değiştirme büyüklüğüyle alınan yol ne yapabilir? Aynı olabilir. Yani bu adam ne yapıyorsa bu adam şöyle bir yol izliyorsa dümdüz ve hep aynı yönde doğrusal düz bir yol izliyorsa bu adamın aldığı yol ile yer değiştirmenin büyüklük olarak ne olur? Aynı olabilir. Eksi x artı x doğrultusunda sabit hızla akan bir nehirde B noktasında gördüğü balığı yakalamak için A noktasına nehre giren yüzücü balığı C noktasına yakalıyor. Nehrin genişliği 40 metre. BC arası da şu mesafede 30 metreymiş arkadaşlar. 30 metre. Balığın yer değiştirmesi. Balık neredeydi? B'deydi. Nerede yakalandı? C'de yakalandı. Yani demek ki balık buradan buraya geldi. O zaman yer değiştirmesi ne kadardır arkadaşlar? 30 metredir. Ve nereye doğrudur? Vektörel olduğu için yer değiştirme. Artı yöne doğru olduğu için artı 30 metredir. Doğru. Yüzcünün yer değiştirmesi. Yüzcü nerede suya girdi? A'da. Nerede yakaladı? C'yi. O zaman yüzcü buradan buraya geldi. O zaman yüzcünün yer değiştirmesi de burası olacak. Burası 30 metre. Şurası 40 metre ise özel üçgende burası kaç metredir? 50 metredir. O zaman büyüklük olarak nedir? 50 metredir. Evet doğru. Ama yön olarak nedir? Yön olarak işte artı x ile artı y arasında bir yöndedir. Balığın aldığı yol ile yer değiştirme eşit büyüklüktedir. Şimdi balık B'den C'ye geldi de B'den C'ye giderken balığın nasıl bir yol izlediği hakkında bilgin var mı? Yani doğrusal düz gittiğini söylüyor mu sor bana? Hayır. Belki bizim balık buradan geldi, buraya gitti. Sonra buradan dolandı, buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi. Belki buraya geldi. Dolayısıyla ben buna kesin diyebilir miyim? Kesin diyemem arkadaşlar. Eğer bana balığın doğrusal, dümdüz ve hep aynı yönde doğrusal bir yol izlediğini söyleseydi o zaman aldığı yolla yer değiştirme eşit büyüklükte olabilirdi, olur derdim. Ama burada böyle bir ifade vermediği için ve kesinlik sorduğu için bunun hakkında kesin bir yargıda bulunma şansımız maalesef yok.
Yukarıdaki ifadenin hangisi yanlıştır? Bir hareketin aldığı yönle yer değiştirmesi aynı büyüklükte olamaz. Hayır arkadaşlar, olabilir, yanlış. Eğer doğrusal ve hep aynı yöne gidiyorsa aldığı yolla yer değişimi aynıdır. Belli bir merkez etrafında çembersel hareket yapan bir cismin konum vektörü değişmez. Hayır arkadaşlar, çembersel hareket yapıyor. Konum vektörü değişmez diyemem. Yani şöyle düşün. Bu adam çembersel bir yol izliyor. A'dan harekete başladı. Konum, nereye göre konum? Bilmiyorum, nereye göre alırsan. Mesela çemberin, hadi ben merkezini referans noktası seçtim. O zaman bu adamın konum vektörü ne olacak? A'dayken şu olacak. Sonra adam A'dan B'ye geldi mesela. O zaman konum vektörü ne oldu? Konum vektörü bu oldu. Değişmedi mi? Hayır, değişti. Sonuçta yönü değişti. Büyüklüğü değişmese de yön değişti. Doğrultu değişti. Değişmez demiş. Hayır, değişebilir. Başlangıç noktasından belli bir uzaklığa gidip tekrar başladığı noktaya geri dönen öğrencinin yer değiştirmesi ve aldığı yol sıfırdır. Şimdi yer değiştirme, evet, sıfırdır arkadaşlar. Başlamıştır, A'da başlamıştır, gitmiştir belli bir noktaya, sonra geri başladığı noktaya geri dönmüştür. O zaman yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki en kısa mesafeydi ki bu adamın ilk konum ile son konum aynı yer. O zaman yer değiştirme sıfır. Ama alınan yol neydi arkadaşlar? Alınan yol skalerdi. O zaman sen yolu bulurken gittiği yolla geldiği yolu toplayacaksın. O zaman burada aldığı yol kesinlikle sıfır olamaz. Yanlış bir ifadedir. Hangisi yanlıştır demiş. Üçü de yanlış olacak. Cevabımız Edirne'dir. O merkezli R'ye çapı çembersel yörüngenin K noktası harekete geçen Ali önce L noktasına sonra M noktasına ulaşıyor. Ali'nin O noktasına göre, yani referans noktası olarak O'yu seçtirmiş. Konumu K noktasındayken XK, o zaman O'ya göre konumu şu XK dedi. Şunu XK diyeyim. L noktasında XL, M'de de XM. L'ye göre konum vektörü şu, M'ye göre konum vektörü ne? Bu XK, XL, şu da XM vektörlerimiz. Üzerine de kazdığımızı çizelim. Konumlar eşittir. Hayır arkadaşlar, eşit olabilmesi için ne olması lazım? Burada sadece uzunlukları, büyüklükleri eşit. R uzunluğu da. Ama sonuçta biri yukarı doğru, biri aşağı doğru, biri sağa doğru. Yönleri farklı. Dolayısıyla vektörler direkt eşit diyebilmek için ne olması lazım? O vektörün her şeyinin tıpatıp birbirinin aynısı olması lazım. A'nın K noktasından L noktasına geldiğinde aldığı yol. K'dan L'ye gelirken aldığı yol ne? Skaler. Şu çemberin çevresinin 1/4. Çemberin çevresi ne kadar arkadaşlar? 2 pi R kadar. Pi 3 al dersek 6 R'dir. Aldığı yol ne kadardır? 6 R'nin burada 1/4'idir. Yani 3/2 R kadardır. Doğru mudur? Doğrudur. K noktasından L noktasına geldiğinde yer değiştirmesinin büyüklüğü (2 R'dir. Şimdi K'dan L'ye gidiyor, yer değiştirmeyi soruyor. Yer değiştirme neydi? İlk konumla son konum açısından en kısa mesafe. O zaman K'dan L'ye giderken yer değiştirme vektörü nedir? Şudur. K'dan başlayacaksın, nerede bitecek? D'ye bitecek. En kısa mesafe. Bu işte K'l arasındaki yer değiştirmesi delta x'idir diyebiliriz. Dolayısıyla burası R, burası R. Aradaki açı 90 olduğu için büyüklük olarak ne eşittir? (2 R'ye eşittir. Doğru mudur? Evet, bu ifade doğrudur. Cevabımız da Edirne olacaktır. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın 0 t zamanındaki yer değiştirmesi artı x yönünde 20. Yani bu adam ne yapıyor? Artı yöne doğru gidiyor ve ne kadar gidiyor? 20 metre gidiyor. Araç t anında artı 30 metre konumda. O zaman aracın son konumu neymiş? Son konum burasıymış. Son konum. O zaman yer değiştirme neydi? İlk konumdan son konuma çizilen vektördü. O zaman yer değiştirme ilk konumdan son konuma şöyle 20 metre çizeceksem artı yöne doğru. Hani yer değiştirmesi delta x'i buysa, artı 20 metre ise. O zaman bu adamın başlangıçta sahip olduğu ilk konum ne olması lazım? İlk konumun artı 10 metre olması lazım. Teşhir 0 andaki konumu nedir? Artı 10 metredir. Yani cevabımız Denizli olacaktır. Şekildeki doğrusal yol metre cinsinden bölmelendirilmiş. Buna göre Ali K noktasından L noktasına gidiyor. Sonra oradan da dönüyor M noktasına geliyor. Buna göre diyor ki aldığı yol ve yer değişimi. Alınan yol nedir arkadaşlar? Skalerdir. Gittiği yolların hepsinin toplamıdır. O zaman şurada 10 metre, 10 metre, 10 metre, 30 metre ne yaptı? Gitti. Sonra döndü. 10 metre, 10 metre, 10 metre, 30, 40 metre de ne yaptı? Geri döndü. Dolayısıyla aldığı yol ne kadardır? Aldığı yol 70 metredir. Ama yer değiştirme nedir? İlk konumla son konum. İlk neredeydi? K'daydı. Son neredeydi? M'deydi. O zaman yer değiştirmesi direkt K'dan M'ye çizilen şu vektördür. Kaç metredir? 10 metredir yer değiştirmesi. Ama nereye doğrudur? Yön vektörü olduğu için, eksi yöne doğru olduğu için eksi 10 diyeceğiz. Yani cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Bir sporcu yarı çapı 50 metre olan çembersel pistin A noktasından barikaya geçtikten 10 dakika sonra 2 tur atıp yine aynı noktaya gelmiş. Ortalama hızı ve ortalama süreti soruyor. Şimdi arkadaşlar hız ve süreti aslında geçmedik ama bahsedelim. Hız nedir? Sürat nedir? Şimdi burada dikkat edeceğiniz en büyük olay şu. Hız vektöreldir, sürat skalerdir. Dolayısıyla vektörelde vektörel olanı alırsın. Yani birim zamandaki yer değiştirmedir. Çünkü yer değiştirme vektörel olduğu için, hız da vektörel olduğu için. O zaman sen bunu ne yapacaksın? Birim zamandaki yer değiştirmesine bakacaksın.
Sürat ise nedir? Birim zamanda aldığı yoldur. Burada da skaler olduğu için sürat. Skaler olan alınan yola bakacağız. Birim zamanda aldığı yol. Peki iki tur attı mı? Attı. Bu adamın aldığı yola bakarsam aldığı yol bu çemberin çevresinde iki defa dolandı. Yani iki tane neye eşit? 2 pi r'ye eşit arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı pi 3 al demiş. Yarı çapıda kaç metre vermiş? 50 metre vermiş. 4. 4 kere 3. 12 çarpı 50 dersek arkadaşlar buradan ne olacaktır? 600 metre yol aldı. Peki bunu ne kadar sürede yaptı? 10 dakikada aldı. Peki süratini ve hızını metre bölü saniye. Yani aldığı yol metreyi zamanda saniye cinsinden bakacağız. O zaman ben bu adamın süratini bulmak için ne yapacağım? Aldığı yolu geçen zamana böleceğim. Aldığı yol 600 metre yol aldı. Geçen süre 10 dakika. Yani 10 tane 60 saniye. Yani 600 saniye. Dolayısıyla burada süratini ne çıkacak? Süratı 1 metre bölü saniye çıkacaktır. Yani şunlardan biridir. Peki hızda ise neye bakacaktık? Hız vektöreldi, yer değiştirmeye bakacaktık. Peki yer değiştirme neydi? İlk konumla son konum arasındaki en kısa mesafe. Nerede başladı? A'da başladı. İki tur atıp nereye geldi? Geri A'ya geldi. O zaman bu adamın ilk konumuyla son konumu aynı. O zaman sen hızı bulurken ne yapacaksın? Birim zamandaki yer değiştirmesine bakacaksın. Yer değiştirmesi sıfır olduğu için o zaman bunun ortalama hızı da nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan çıkacaktır. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.